İnanın, buradan bakınca var ya, bu seçimin son virajıydı. O son viraj dümdüz gözüküyor. Biraz plan kalmamış arkadaşlar. Hayırlı değerli hemşehrilerim, kıymetli hanımefendiler, belediye başkan adaylarım, ilçe başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi Allah'ın adıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Yaklaşık 2 aylık bir seçim süreci içerisinde biraz önce söylediğim gibi bu son virajdı. Çok büyük çabalar neticesinde Allah'ın izniyle bu virajda dümdüz yaptık. Onların dertleriyle hemhal olmak için, onların dertlerine merhem olmak için sizin oylarınıza talibiz. Verecek misiniz helal oylarınızı? Sandıkları patlatacak mısınız? Allah razı olsun. Biz Çerkes'i seviyoruz. Çerkeşliği seviyoruz. Gönlümüz aşk dolu. Çerkeş aşkıyla, hizmet aşkıyla doluyuz. Hacı Bayram Veli diyor ki, gönlü aşk olanın şehri gülistan olur. İşte biz de Çerkeş'i bu aşk ile gülistan etmek için sizlerin oylarınıza talibiz. Bizim dava büyüklerimizden Seyyid Ahmet Arvasi diyor ki, mucize suyun üstünde yürümek değildir. Asıl mucize suyun üstünde yürüyebileceğine inanmaktır. İşte biz de bu seçime başladığımızda inandık. 31 Mart'ta zaferle sonuçlanacağına inandık. Sizler inanıyor musunuz? 31 Mart'ta Hüseyin Erdoğan'ı belediye başkanı yapmaya inanıyor musunuz? Sandıklar patlayacak mı? Allah sizden razı olsun. Mitingimize hoş geldiniz. Selam olsun. Yumaklı'dan Akbaş'a, Avşar'a selam olsun. Sarayıcık'tan Alüzü'ne, Kadüzü'ne, bütün hemşerilerime. Ulusu'yla, Karalar Mahallesi'ne, İdris'e, Okçulara, Kutlara, Karalara, Yenikent'e, Cumhuriyet'e, İstasyon'a, Yeni Mahalle'ye, Ulusu'ya, bütün hemşehrilerimize selam olsun. Üç dönem belediye meclis üyeliği yaptı. Bu belediye meclis üyeliğinde bana verilen görevi sizlerin lehine en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. İlçemizde Milliyetçi Hareket Partisi bana belediye başkan aday olmamı teklif etti. Ben de düşünerek sizlere iyi hizmet yapacağımı düşünerek aday oldum. Sizlerin karşısına çıktım. Bazı işler yapmamız gerekir. D80 E100 karayolu Çerkeş'imizden geçmektedir. Bu bize verilmiş bir nimettir. Maalesef geçmiş dönemlerde
bundan faydalanamadı. Biz demiştik ki E80 karayolu üzerine esnaflarımıza, yerli üreticilerimize ve dükkanları yapacağız. Yerli ürünlerimizi bu dükkanlarda, yol kenarında pazarlayacağız demiştik. Vay sen misin bunu diye biz kurabiyeye, baklavaya patent aldık. Sen Çerkeş'te uyuyor musun diyorlardı bize. Biz arkadaşlar uyumuyoruz. Bunlara alanlardan Allah razı olsun. Çerkeş'e kim bir çivi çaktıysa Allah razı olsun. Ya bu esnaflarımıza 16 metrekarelik dükkanlardan en az 100 metrekarelik dükkanlar yapacağız. Dükkanları yıkılan, mağdur edilen dükkan sahiplerinin de mağduriyetini gidereceğiz. Biz dükkanları iş görmeyecek yerlere, zenginlere yapmayacağız. Diyorlar ki esnaf odası başkanıydı. Şimdiye kadar niye yapmadı? Benim öyle bir yetkim yok. İmar yapma yetkim yok. Ruhsat yapma yetkim yok. İşte bunları yapmak için aday oldu. Yapılamayan, bakım evi ve güçsüzler yurdunu muhakkak yapacağız. Belediyede sağlık birimini kuracağız. Bu sağlık biriminde yaşlı, ihtiyar, evlenme gidip temizliklerini, sağlıklarını muhakkak yaptıracağız. Ve bunları yaparken yanımızda fotoğrafçı, kamera, Facebook olmayacak. Kimseye bunların durumunu göstermeyeceğiz. Alnın açık, başın dik. Kulluk yok. Rızık veren Huda'dır. Kula minnet eylemem. Bizim kitabımız budur. Diyorlar ki OSB'yi biz kurduk. OSB daha önce kurulmuştu. Gelen iş adamlarına yardımcı olacaksınız. Ama iş adamlarını kovmayacaksınız. Etaplarını tamamlayacaksınız. OSB'de 700 kişi çalışıyor demişlerdi. Bizim gönlümüz 700 kişiden değil, 7000 kişide. Yalnız Çengeş sporu profesyonelleştireceğiz. Hak ettiği yere getireceğiz. Sporcularımızı geliştirdikten sonra Çerkeş'imizin en iyi reklamını yapacak onlardır. Onlara bütün desteklerimizi vereceğiz. Her sene 300-400 kişinin sporcunun teknik heyetin katıldığı Türkiye şampiyonası grup müsabakaları Çerkeş'imizde yapılmaktadır. Bunlar bizi, Çerkeş'imizi Türkiye'nin her tarafına tanıtıyorlar. Bu gençlerimize bütün desteklerimizi vereceğiz. Hiçbir desteğimizi esirgemeyeceğiz. Bu organizasyonda
emeği geçen Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Hakkı Fidan'a, Serdar Ali Osman'a huzurlarınızda teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Değerli gençlerimiz, belediyecimizle meslek edinme kursları açacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla el birliğinin içinde çalışacağız. Herkesin eli iş tutacak. Gelecek kaygımız, iş kaygımız var, biliyoruz. Biz problemlerinizi, projelerinizi, hayallerinizi hayata geçirmek için size önce olacağız. Fikirlerimizi değerlendireceğiz. Üniversite mezunu gençlerimizi fabrikalarda işçi olarak çalıştırmayacağız. E-100 karayolu üzerinde Çerkeş Küçük Sanayi Sitesi'nin ikincisini kuracağız. Birincisi bana kurban nasip olmuştu. İnşallah ikincisi de bana nasip olacak. Sizlere bir projeden bahsedeceğim. Hani diyorlar ya, bu sabahtan beri saydığı şeyleri nasıl yapacağız? Biz 25 bin dönüm arazi üzerine 4 bin panelli 1350 megawatt kilowatt elektrik sahibi ve TED senede 1 trilyon para getirecek elektrik panel santralini kuracağız. Bunda belediyeye kazandıracağız. Biz biyogaz enerjisini kuracağız diyerek burada hava atıp kendimize güneş paneli kurdurup elektrik üretmeyeceğiz. Her ay devlete fatura şansım olarak kesmeyeceğiz. Sizlerden oylar istiyoruz. Sizlerden yüz yüze geliyoruz. Bizim tabii karşımızdakiler de var. Onlar da gidiyorlar. Aslında sizlerin yanına benim gitmem gerekir. Ben sizlere kendimi tanıtmam gerekir. Sizler beni bilmiyorsunuz. Ama şimdiki belediye başkanı da gidiyor, geziyor. Aslında onu herkes tanıması lazım. Şimdiye kadar bütün evlerin kapısını açması lazım. Bütün gönüllerimize girmesi lazım. Ve gittikleri yerde şunu yapacağım, bunu yapacağım demiyor. Bizleri çalmaya geliyor, çıkmaya geliyor, rahat elde etmek için geliyor diye her yerde kötülediler. Daha evvelki gün bir iş yerine gittiler, iş yerinde buraları soyacak diye bizim propagandamızı yaptılar. Şimdi kimin rahatçı, kimin hırsız, kimin ne olduğunu tek tek sıralayacağım. Şimdi belediye personeli, belediye işçilerimiz gönülleri rahat olsun. Benim onlarla hiçbir sorunum yok. Ben göreve gelir gelmez 60 tane personeli işçiyi 1 Mayıs işçi bayramı Kandil akşamı olmasına rağmen kimseyi işten çıkartmayacağım. Emekliliği gelen memuru zoraki emekledip onu üniversitede okuyan çocukların falan varken onların maaşlarını yarıya düşürüp onları mağdur etmeyeceğim. Zoraki emri vaki yapıp sözleşmeyi yaptırıp maaşlarını düşürmeyeceğim. 5 senedir vermediğiniz ikramiyeyi seçim geldi diye ikramiye dağıtmaya kalkıyorsunuz. 5 senedir neredesiniz? Ben belediyeden
anacağımlar, personelimin, işçilerimin bütünen özlük haklarını vereceğim geldiğimde vaat ediyorum. Düne kadar mezbani yapıyordum diye sizleri kandırmaya çalıştı. Benim geçen seçim iletişim bürosu açıldığında söylediğimde ondan sonra kabul etti ve bu mezbaneyi de tam olarak açıklamadı, kaçamak cevaplar verdi. Ben iddia etmişti ki belediyeden bir kuruş para harcamadım. Doğrudur, belki bir kuruş harcamamıştır ama milyonları harcadı, milyonları. Ben bunları söylüyorum. Ben yalan söylüyorsam beni mahkemeye versin. Ben de mahkemede belgeleriyle ispatlayayım. Belediye borcunu sormuştu. Belediye borcunu da açıklamadı. Ya sen belediye başkanı olduğun zaman 5 sene önce 24 milyar lira borç aldın diye 2 sene 3 sene ağladın. Şimdi çıktı ki ben bu belediye çok çalıştım, belediyenin borcunu 20 milyar indirdim. Veya de ki ben şu işleri yaptım, belediyenin borcunu 30 milyar çıkarttım dedi. Neden belediye borcunu açıklamaktan çekiniyorsun? Esnafa 5 kuruş borcum yok. İşte en inandığım taraf bu. En doğru tarafı bu. Çünkü Çerkeş esnafını hırsız, ratçı, üçkağıtçı kabul ettin. Sen Çerkeş'te bir tane çöp almadın. Geçen benim arabama bir atıfta bulundu. Kendisi de ben belediyeden makam arabası kullanmıyorum. Özel aracımı kullanıyorum demişti. Doğrudur. Kendi özel aracını kullanıyor. Kullanıyor da nasıl kullanıyor? Bir de onu bileyim. Seçildikten sonra belediye meclis kararıyla bu bir suçtur, bu kararda alınmaz. Kendi arabasını belediye hizmetlerinde kullanmak üzere bütün masraflarının belediyeye ait olmak üzere belediyeden karar aldı. Bütün araba sigortasından tut, özel şahsi işlerine gidesiye dek bakımına kadar bu arabanın masraflarını belediyeden ödedi. Makam arabası alsaydım, 4 tane bu masraflara makam arabası alırdı, belediyede de kullanırdı, hizmet verirdi bu araba. Şurada tabanelerde araç parkımı şuna çıkarttım, buna çıkarttım diye afişler var. Araçlar çıktı, doğru. Başka belediyelerden şuradan, buradan gelen hurda arabaları aldı. Alın. Araç parkı hurdadan dolu. Grader gelmişti. Grader'in şurada bir kar kuruduğunu gördünüz mü arkadaş? Nerede bu araç? Bartın'dan, adam fabrikasından içerini süpürdü. Elektrik süpürgesini. Budur. Daha yapılacak çok işimiz var. Eğer tercihiniz benden yana kullanırsanız size mutlu ve yaşanabilir ekonomik sorunlarını çözmüş bir Çerkez söz veriyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.